Gaza basıyorum. Devam ediyorum. Hoşçakalın. Merhabalar arkadaşlar. Bir ATV deneyimi yaşamak istedim ve size göstermek istedim bunu da. CF Moto markasıymış. Bunu tabii ki insan araştırarak öğreniyor. Ben ATV kullanmayı çok merak ediyordum tabii ki. Bunu bir şekilde, diyorum ya, arayan bir şekilde bulurmuş. Bulduk. Bu ATV'yi bugün deneyeceğiz. Ben deneyeceğim. Umarım kullanabilirim ki, ya kullanırım diye düşünüyorum. Yani şöyle, hani şimdi görmüşken söyleyeyim. Çekme halatı var. Bir de arkasında çekici kısmı var. Şöyle kısaca bir bahsedeyim. CF Moto markaymış. Bunu sorduk artık, yavaş yavaş öğrenmeye başladım ben de. 4x4 özelliği var. İşte arazi modu klasik, bilinir. 4x2 olarak da tercihen değiştirilebiliyormuş bu özelliği. Şöyle kısaca bir tur gösterelim size. Ondan sonra işte nasıl çalışır falan, onlara geçelim. ATV deneyimi güzel olsa gerek. Evet. Ön tekerlekler. Evet. Bir de bagajı. Şu bagaja bakın. Sevimli bagaja. Artık pikniğe mi gidersiniz? Kampa mı gidersiniz? Ben şimdilik sadece bugünlük bir tur atacağım. Gezeceğim biraz. Ama pikniğe başka zaman inşallah. Pikniğe de gideceğiz. Evet. Şimdi bindim. Göstergeleri, işte kısa çapla nasıl çalışır, en azından bu model, bu tarz bir ATV nasıl çalışır, ufak düğmelerinden bahsedeceğim. Ondan sonra geziye geçeceğiz. Hadi bakalım şimdi. Anahtarın yerine taktık, kontağı çevirdik. Işıklar yandı, gösterge geldi. Tamam, sabitlendi. Şöyle, şu şeylerden bir bahsedeyim öncelikle. Şu far, far yanınca uzun, kısa gibi zaten göstergeleri değişti. Böyle kapandı. Ondan sonra şu kornası. Arkasından bu dörtlü. Panelde de görünüyor zaten. Ya panelde zaten yaktığınız, işte kullandığınız düğmelerin hepsi bir şekilde görünüyor. Kapattım dörtlüyü. Sonrasında şu sinyal. Şu tuş. Sonra sol sinyali yaktım. Şurayla. Değiştirdim. Buraya tekrar geleceğim. Şuraya geldim. Şu fren. Ondan sonra bu gaz. Şu tuş 4 çekere geçmek için. Yani az önce bahsettiğim gibi işte 2 çeker 4 çeker olarak kullanabiliyormuş demiştim ya. Basıyorum şu an 2 çeker. Şöyle basamadım. 4 çeker şeklinde zaten göstergede de görünüyor. Bu kırmızı tuşta. Bu işe yarıyor. Yani park halinde olduğu için işte kırmızı ışığı yanıyor gibi. Bir de şu vitesi göstereyim. Otomatik vites. Otomatik vitesi kısaca anlatayım. Park konumunda P'de kalacak tabii ki şu an çalışmazken. R geri, N boş, H hızlı. Çalıştırdığımızda bu modda devam edeceğiz. L'de arazi modu. İşte daha yavaş olduğumuzda, ne bileyim, arazide de bu modu kullanacağız. Ben şu anda H modunda göstereceğim. Öncelikle bir çalıştırayım. Evet, kontağı açıyoruz. Işıklar yandı. Şimdi şu turuncu tuşa bastık. Sonra marşa bastık. Turuncudan kaldırdım elimi. Yeşil tuşa bastım, çekiyorum ve çalıştı. Şimdi frendeyim. Yani freni önlem için tutuyorum. H modunu alıyorum. Evet. Zaten şimdi göstergede de var. H'ye geçti. Elimi frenden çektim. Gaza basıyorum. Devam ediyorum. Çok iyi. Ben gidiyorum. Gerçekten bu müthiş bir şey. Nereden
binsem acaba? Şimdi şöyle bir geri döneyim ben. Geriye aldım. Geri. Süper. Süper mod ya. Uhuu. Tekrar diğer moda aldım. Yani çok hızlanayım diyorum ama ilk sürdüğüm için şu anda tedirginim biraz tabii ki. Çok eğlenceli, gerçekten çok eğlenceli. Ben bir tur daha atacağım. Motosiklete sürer miyim ama ATV bir harika gerçekten. Çok eğlendim şu anda. Biraz da hız yapabiliriz değil mi? Harika. Köpekler önümü kesti. Gerçekten çok iyi oldu. Şu anda 35 kilometre hızla gidiyorum. Bu ATV 2 kişilik. Bana hayat arkadaşım eşlik ediyor. Bir de onunla tur atmaya deneyelim. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bu eğlencenin şimdilik sonuna geldik. Yani size tanıtabileceğim kadarını tanıttım. Ama gerçekten devam edeceğim. Ya bir motosiklet gibi değil. İlk defa biniyorum. Nasıl çalışacağını iyi kötü biliyordum. Ben biraz daha araştırdım. Tabii bana da tanıttılar, yardımcı oldular. Ben de size kısa çaplı bilgiler vermeye çalıştım. Elimden geldiğince. Harika bir deneyim, gerçekten çok eğlendim. Daha da yani devam edeceğim. Sadece videoyu bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.